Canlarım selam. TET ilk adım kampımızın 17. gününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 17. günde ne söyleyeceğimi unuttum yine. Sayı problemlerinden sonraki konumuz olan kesir problemlerini yapıyoruz. TET ilk adım soru bankamızı aldık. Bugün bir unutkanlık var bende. Balık yemeliyim herhalde. Balık mı şey yapıyordu? Hafızayı tazeliyordu. Şimdi canlarım bu arada bu koltuğun benim niye bu kadar yatık vaziyette. Onu da anlamış değilim açıkçası. Şimdi benim güzel öğrencilerim, benim canlarım bugün ee, daha az ödeviniz var. Bugün sadece 3 testlik ödeviniz var. Sayfa 132'den başlıyor ödeviniz. Sayfa 137'de bitiyor. 3 test çözüyorsunuz, bitiriyorsunuz. Hatta buradan 2-3 tane soruyu da ben buraya aldım. Çok güzel sorular. Beraber çözeceğiz. Harbiden 3 tane soru aldım. Üçü de çok güzel. Bir tanesi kolay, bir tanesi orta, bir tanesi zor denilebilecek sorulardan. Ee, gayet tatlı yani. Tamam? Şimdi öncelikle tabii ödevimize geçmeden önce videonun açıklama kısmındaki PDF'i indiriyorsunuz. 3 sayfa bir PDF çıkacak karşınıza. Bunu güzel bir şekilde benimle beraber dolduruyorsunuz. Konuyu çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Ondan sonra ödevinizi yapmaya geçiyorsunuz, tamam mı? Bugün ne söylediğimi hatırlayabiliyorum, ne de konuşabiliyorum. Harika bir gün gerçekten. Geçelim mi derse? Hadi bakalım. Şimdi bu sayfa, bu sayfa ve bu sayfa sayfa 57, 58, 59. Ee, bu arada kampın sonunda tek PDF'i de paylaşırım. Şu anda gün gün gittiğimiz için bunu niye tekrar uzaklaştırdım o konuda da. Aa! Bu arada biz dün sayı problemlerine Çarpı atmayı unutmuşuz arkadaşlar. Biraz ayıp etmişiz. Hemen gelelim. Ee, beyaz kalemimiz yok mu ya bizim? Bir bakayım. Ha, varmış. Gelelim şöyle sayı problemlerine çarpımızı atamadık tam olarak. Şöyle atalım. Bir sonraki yani bugün 17. günde kesir problemlerinin üstünü çizeceğiz inşallah. Kesir problemleri aslında bazen bazı hocalar tarafından sayı problemleriyle aynı ünitenin aynı başlığın altında işlenir ki ben de geçen seneki TYT kampımızda öyle yapmıştım. Bu seneki TYT kampımızda ayırmıştım. Geçen seneki TYT kampımızda birleştirmiştim. Çok birbirleriyle alakalıdır zaten. Kes, sayı kesir problemleri diye geçer. Ben Kesir problemlerini başka bir başlık altında işlemenin artık daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü de daha farklı soru tipleri soruyor. Kesir problemleri sayı problemlerinden ayıran şey kesirlerin kullanılması. Kesir rasyonel sayılarda neydi? A bölü B şeklindeki ifade edilen sayılara kesir diyorduk. Bir problemin içerisinde kesir varsa o bir kesir problemi oluyor. Bir sayının 2 eksiğinin 2 bölü 3'ü sayı x olsun 2 eksiği x eksi 2 2 bölü 3'ü çarpı 2 bölü 3. Bir sayının 2 bölü 3'ünün iç eksiği ise sayı x 2 bölü 3'ü 2x bölü 3 2 eksiği de eksi 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar birbirlerinin aynısı değil. Kesir problemlerinde yine sayı problemlerindeki gibi cümlenin gelişi cümlenin kuruluşu sorunun çözümünü farklılaştırıyor. 2 eksiğinin 2 bölü 3'ü bu. 2 bölü 3'ünün 2 eksiği aşağı tarafta. Bir sayının yarısının 3 fazlasının yarısı. Bak. Bir sayının yarısının x bölü 2. 3 fazlasının yarısı. Düzenlersem x artı 6 bölü 2 x artı 6 bölü 2 bölü 2'den x artı 6 bölü 2 çarpı 2'den 4. Tamam mı? Bak bu. Şimdi bir sayının 3 fazlasının yarısının yarısı dediğiniz zaman iş şuna dönüyor bak. Bir saniye. Şimdi şöyle. Bir sayının 3 fazlasının yarısının Yarısı dediğiniz zaman x artı 3 bölü 2 çarpı 2'den 4 oluyor. Aradaki farkı anladın değil mi? Aradaki fark önemli. Şimdi x artı 6 bölü 3 x artı 3 bölü 3. Mesela diyor ki 3'te birinin 2 bölü 3'ü 20 olan sayının 1 bölü 5'i kaçtır? Şimdi bir sayı var. 3'te biri demek arkadaşlar. 1 bölü 3'ü demek. Bu sayının 1 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ü 20'ymiş. Hadi buradan sayıyı bulalım. Bak 1 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ü. Yani 2x bölü 9 eşittir 20'ymiş. Buradan 2x eşittir 180'miş. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 90'mış. Anlaştık mı? x eşittir 90'mış. Bu sayının 1 bölü 5'i kaçtır diyor. Yani 90'ın 1 bölü 5'ini soruyor. 90'ı 1 bölü 5 ile çarparsam bunlar birbirini götürür. Burası ne kalır? Ee, 90'ı 5'e bölersek ne olur arkadaşlar? 18 mi olur? Bir anda matematiğim yetmedi. Cevabımız 18 oldu. Anlaştık mı? Geldik buraya. Bir kabın ağırlığı dolu iken 8 kilogram, 1 bölü 5'i dolu iken 4 kilogramdır. Buna göre boş kap kaç kilogramdır diye sormuş. Bak şimdi. Bir kap var. Hatta kabı şuraya çizelim. Bu kap, bu kabın bir kendi ağırlığı var. Kendi ağırlığına x gram diyelim. Bir de içerisinde sıvı doluyken ya da bir, bir şey doluyken ki ağırlığı var. Ona da y gram diyelim. O zaman kap tam doluyken ağırlığı x artı y. Kabın ağırlığı doluyken 8 diyor. Yani x ile y'nin toplamı 8. 1 bölü 5'i dolu diyor. Ha bak 1 bölü 5 diyorsa şunu silelim. Bak 1 bölü 5. Hani bir sayının 1 bölü 5'inin alınması kolay olsun diye arkadaşlar. Ben kabın içindeki miktara y değil de 5y diyeyim. Çünkü 5y dersen 1 bölü 5'ini almak çok kolay olacak. Zaten kesir problemlerinde de olayı bu. Bir şeye bir büyüklük verirken kesirin paydası kadar büyüklük verirseniz işlemde size kolaylık sağlar. Bir daha yapıyorum o zaman. X kabın ağırlığı 5y içindekinin ağırlığı toplamları 8 kilogrammış. Bu 1. Diyor ki içinin 1 bölü 5'i doluyken kap yine x kap değişmedi ama içi 5y'nin 1 bölü 5'i 5y'nin 1 bölü 5'i 5'ler birbirini götürürse y kadarı doluymuş. x'te x de kabın ağırlığı. x ile y'nin toplamı da 4'müş. Buna göre boş kap kaç gramdır? Boş kap demek x. Ama ben önce burada y'yi bulacağım. Çünkü x kolay götürülebilir. Eksiyle çarp taraf tarafa topla x'ler gitti. 5y'den 1y çıktı 4y. 8'den 4 çıktı 4. 4y eşittir 4 ise y eşittir 1 geldi. Tamam. Ne geldi? Y eşittir 1 geldi. Anlaştık mı? Bize ne soruyor? Boş kap kaçtır? Arkadaşlar x ile y'nin toplamı 4'tü. x'in y'nin 1 olduğunu bulduk. Demek ki x de 3 olmalı ki toplamları 4 olsun. Demek ki kabımızın boş ağırlığı 3 kilogram olacak. Tamam. Bir çubuğun 1 bölü 3'ü 5 eş parçaya. Geri kalan kısmı ise 6 eş parçaya bölünüyor. Uzun ve kısa parçaların arasındaki fark 8 santimse ise çubuğun ee, uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi bir çubuğumuz var şöyle. 1 bölü 3'ü 5 eş parçaya geri kalanı 6 eş parçaya. Şimdi arkadaşlar çubuk 5 ve 6 parçalara bölünüyor. Hem 5 parçaya hem 6 parçaya bölünüyor. Geri kalan kısmı da 6'ya. Yani bir tarafın 1 bölü 5'ini bir tarafın 1 bölü 6'sını alıyorsun. Bir de 1 bölü 3'ünü 5 eş parçaya böldüğü için 1 bölü 3'ümüz var. Yani burada aslında 1, 2, 3 tane kesir var. Bu kesirlerin paydasındaki sayıları çarptığımız zaman ne oluyor? 6 kere 5, 30, 30 kere 3, 90. Yani bu çubuğun tamamına 90x derseniz sorunun çözümünü çok kolaylaştırırsınız. 1 bölü 3'ü dediği için 90'ın 1 bölü 3'ü 3'te 1'i 30'dur. Bunu 30, 30, 3 tane parça şeklinde düşünelim. Yani burası 30x'lik parça, burası 30, 30, geri kalanı 60. 60x'lik parça. Tamam mı? Şöyle. Diyor ki 1 bölü 3 yani 30x'lik kısmı 5 parçaya bölünüyor. Sen 30'u 5'e bölersen her bir parçanın uzunluğu 6x olur. Geri kalan kısmı 60 de 6 parçaya bölünüyor. O zaman bunun da her biri 10x olur. 66'ya böldüğümüz zaman. Uzun ve kısa diyor. Bak bu uzun parça. Bu kısa parça. Uzun ve kısa parçaların arasındaki fark 8 santim. Yani 10x-6x eşittir 8 santim. 4x eşittir 8 santim. x eşittir 2 santim. Sorun yok değil mi? Buna göre diyor çubuğun uzunluğu kaç santimdir? E, x 2 santim x eşittir 2 ise çubuğa da 90 demiştik. O zaman 90 çarpı 2'den bu çubuk 180 santim uzunluğundadır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Anlaştık mı? E bunu da hallettik o zaman. Gelelim şimdi yukarıya. Bir toplantıdaki konuklardan bayanların sayısı erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Bak erkekler kadınlar diyelim. Erkeklerin sayısının kadınların sayısına oranı kadınların erkeklere oranı 2 bölü 3. O zaman kadınlar 2K ise erkekler 3K diyebiliriz. Bu toplantıdan 3 bayan çıkıp yani 3 kadın ayrılıyor. O zaman 2K eksi 3 tane kadın kaldı. 4 erkek toplantıya katılıyor. O zaman 3K erkek vardı. 4 de katıldı. 3K artı 4. Bu oran yani başlangıçta kadınların erkekleri oranı diyordu. Kadınların erkekleri oranı 3 bölü 5 oluyormuş. E kadınlar son durumda 2K eksi 3. Erkekler son durumda 3K artı 4. Ve bu oran kaça eşit oluyormuş? 3 bölü 5 eşit oluyormuş. İçler dışlar yaparsak 10K eksi 15 eşittir. 9K artı 12 olur. Bunu bu tarafa atarsak K, bunu bu tarafa atarsak 27. K 27 çıkar. Bu soru bize ne diyor? Toplantıdaki konuk sayısı son durumda yalnız. Son durumda 3K artı 4, 2K artı 3 toplarsak 5K artı 1 olur toplantıdaki kişi sayısı. E, K da 27 çıktığına göre 27 çarpı 5'ten 135 bir daha toplantıda 136 tane insan evladı varmış. Anlaştık mı? Şimdi diyor ki Fatma borcunun önce 2 bölü 5'ini sonra kalanının yarısını ödüyor. Fatma'nın 24 lira borcu kaldığına göre borcunun tamamı kaç liradır? Fatma'nın borcuna 10x diyeceğim. Niye hocam? Burada 2 bölü 5 var. 5x desenize. Hani paydayı veriyordunuz. Bir de burada görünmeyen bir kesir var. Yarısı. Yarım demek 1 bölü 2 demek. Dolayısıyla hem 2 bölü 5 hem 1 bölü 2'si var. O zaman 2 kere 5'ten Fatma'nın borcunun tamamına 10x demeniz daha güzel olur. Önce 2 bölü 5'ini ödüyor. 10x çarpı 2 bölü 5'ini ödüyor. Bu 5 ile bu 10 sadeleşti. 2, 2 kere 2'den 4x'ini ödüyor. Şimdi 10x'in 4x'ini ödedi. Sonra kalan borcunun 10x'in 4x'ini ödediyse geriye 6x borcu kaldı. Bunun da yarısını ödüyor. 6x'in yarısı 3x olur. E en son 6x borcu vardı. 3x'ini ödedi. Geriye 3x borcu kaldı. 3x 24 liraymış. 3x eşittir 24 ise x eşittir 8 gelir. Fatma'nın borcunu soruyordu. Fatma'nın borcuna 10x demiştik. 10 çarpı 8'den sorumuzun cevabı 80. Fatma'nın 80 lira borcu varmış. Fatma'cığım borç yiğidin kamçısıdır deriz biz Anadolu'da. Geldik buraya. 35 kişilik bir sınıfta erkeklerin yarısı ve kızların 1 bölü 3'ü alınarak bir grup oluşturuluyor. Gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 1 bölü 2 ise bu grup kaç kişiliktir? Bak şimdi. Erkekler ve kızlar. Şimdi erkeklerin yarısı dediğine göre erkeklere 2x diyelim. Kızların 1 bölü 3'ü dediğine göre kızlara da 3y diyelim. 2x ile 3y'yi topladığımız zaman kaç eder? 35. Çünkü bu sınıf mevcudu. 35 kişilik bir sınıf diyor. Şimdi i̇şte erkeklerin yarısını aldık x. Kızların 1 bölü 3'ünü aldık y. Ve böyle yaptığımız zaman gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 1 bölü 2 oluyormuş. Yani ee, kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı. Şimdi şuradan x tane erkek aldık. Şuradan da y tane kız aldık. Kızların erkeklere oranı kaç oluyormuş? 1 bölü 2 oluyormuş. Tamam mı? İçler dışlar yaparsak 2y eşittir x gelir. 2y eşittir x ise bak şurada yazalım. x yerine 2y yazarsam şurası ne olur? 4 x yerine 2 y yazıyorum. 4 y. 3 y de burada 7 y. 7 y eşittir 35'ten y eşittir 5 gelir. y 5. y 5 ise x de 2 y'ydi. Yani x de 10 çıkar. Bizim aldığımız grup x artı y'ydi. Çünkü x tane erkek aldık. y tane kız aldık. Bunları topladığımız zaman x artı y oluşturduğumuz grup sayısını verir. 10 artı 5'ten 15 kişilik bir grupmuş diyebiliriz. Tamam mı? Biraz grip olmuşum. Üzerinize afiyet. İnşallah daha kötü olmayız. Severim ama biliyorsunuz ki. Evet. Yemek, bir yemek salonundaki tatlı yiyen bayanların sayısı tatlı yiyen erkeklerin sayısının yarısı tatlı yemeyen erkeklerin sayısının bir böyle Oo. tablo tablo arkadaşlar tablo yapacağız niye çünkü burada fazla değişken var bak Bak şimdi. Ben seni ayıklayacağım bu işin içinden. Bak şimdi. Erkekler, kadınlar, tatlı yiyenler, tatlı yemeyenler. Tamam mı? Bir salonda tatlı yiyenlerin tatlı yiyen kadınların sayısı tatlı yiyen erkeklerin sayısının yarısıdır. Yani tatlı yiyen erkekler 2x ise tatlı yiyen kadınlar x'tir. Bu tamam tatlı yemeyen erkeklerin sayısının da 1 bölü 4'üdür. Tatlı yiyen kadınlar tatlı yemeyen erkeklerin 1 bölü 4'üdür. Tatlı yemeyen erkeklere 4 edersek tatlı ye yemeyen kadınlar da pardon bir dakika tatlı yiyen kadınlar tatlı yemeyen erkeklerin 1 bölü 4'üdür. Yani 4x diyebiliriz buraya. Ulan. Nereye gittin oğlum? Heh, 4x. Kontrol edelim. Tatlı yiyen kadınlar tatlı yiyen erkeklerin yarısı oldu. 2x'in yarısı x. Tatlı yemeyen erkeklerin 4'te biri oldu. Bu da tamam. Diyor ki tatlı yemeyen bayan sayısı tatlı yemeyen kadın sayısı tatlı yiyen erkeklerin 3 katıdır. Tatlı yiyen erkekler 2x 3 katı burası da 6x. Tamam mı? Şimdi Salonda 52 kişi bulunuyor. Topla hepsini. 2, 6, 12, 13. 13 x eşittir 52'den x eşittir 4. Bitti. Erkek sayısı kaçtır diyor. Salondaki erkek sayısı. 2x tatlı yiyen erkek. 4x de yemeyen erkek. Toplamda 6x erkek var. 6 kere 4'ten salonda toplam 24 tane erkek vardır diyebiliriz. Anlaştık. Sorun yok. İnşallah. Geldik buraya şimdi. Bak çok güzel bir soru. Dinle bir şimdi beni. Bu tam böyle sınavlık soru yani. <laughs> bir bilgisayarda, bilgisayar. Bilgisayarda hiçbir program açık değilken, saniyede 50 MB veri yükleyebilmektedir. Eğer herhangi bir program açılırsa yükleme hızı 1 bölü 5 oranında eğer aynı anda iki program açılırsa yükleme hızı 1 bölü 2 oranında düşmektedir. Hiçbir program açık değilken bu bilgisayar 810 MB'lık bir dosyaya yüklenmeye başlanıyor. 8 saniye sonra bir program açılıyor ve program açıldıktan 4 saniye sonra bir program daha açılıyor. Bu dosyanın yüklenmesi kaç saniye sürer? Şimdi bir kere 1 saniyede hiçbir program açık değilken 50 MB yükleme yapılıyor. Bunda sıkıntı var mı? 1 saniyede. 8 saniye sonra bir program açılıyor diyor. Demek ki 8 saniye programsız devam ediliyor. 1 saniyede 50 megabaytsa 8 saniyede 50 çarpı 8'den 400 megabayt yüklenir bir kere. 8 saniyede. 8 saniye geçti. Ve arkadaşlar ee, geriye 810 megabaytlık da 400 megabayt yüklendiğine göre de geriye 410 megabaytlık bir yüklenecek alan kalır. Diyor ki bu program açıldıktan 4 saniye sonra bir program daha açılıyor. Yani 8 saniye sonra bir program açılıyor. He. O zaman 8 saniye sonra şöyle düşünün bakın. 8 saniyeye kadar hiç program açık değil. 8 saniyeden sonra 4 saniye bir program açık. 4 saniyeden sonra da iki program açık. Böyle düşünün. Tamam mı? Peki bu arada 4 saniyede bir program açık çalışıyor. Bir program açıkken hız 1 bölü 5 oranında düşüyor. Yani 50 megabaytın 1 bölü 5'i 10 megabayt düşüyor. Yani artık 1 saniyede 40 megabayt yüklüyor. 4 saniyede 4 saniye çalışıyor ya bir program açıkken. 4 kere 40'tan 160 megabayt yükler. Anlaştık mı? Peki 410 megabayt zaten vardı. Yani şeydi yani yüklenecekti. 160 megabaytını yüklediğimize göre geriye 250 mi kalır? 250 megabaytlık yüklenecek yer kalır arkadaşlar anlaştık mı şimdi 4 saniye sonra da 2 program çalışıyor 250 megabaytlık veriyi 2 program çalışırken kaç saniyede yükler 1 bölü 5 oranında bir program açıksa düşüyor yarısına düşüyormuş 2 program açıksa yani 2 program açıkken 1 saniyede 25 megabayt veri yüklüyor Acaba 250 MB veriyi kaç saniyede yükler? 10 katı 10 katı 10 saniyede yükler. Bak 10 saniyede buradan geldi. 4 sani 8 saniye başlangıçta geçti. Ee, 4 saniye şurada geçti. 10 da burada geçti. 12-22 saniyede program yüklendi. Anlaştık mı? Çok güzel bir soru. Çok iyi bir soru. Geldik buraya. Bak şimdi orta noktası A olan bir tahtanın sol ucundan uzunluğunun 1 bölü 5'i kadar sağ ucundansa 10 santim uzunluğunda parça kesiliyor. Bu durumda A noktasının kalan kısmının sol ucuna uzaklığı 54 oluyor. A'nın sağa uzaklığını soruyor. Şimdi tahtanın tamamının boyunu 10x diyelim. Hani kolay ortası bulunabilsin diye. O zaman bu kısmı 5x. Bu kısmı 5x. 10x'in 1 bölü 5'ini kestim. Yani 2x'ini kestim. Geriye kaç kaldı? Buranın tamamı 5x ise 3x kaldı. Buraya 3x kaldı. Tamam mı? Burada 10'du. 5x de burasıysa burası da 5x eksi 10 oldu. Bak bu 3x'lik kısmı 54 vermiş. 3 tane x eşittir 54 ise x buradan 18 mi gelir? x eşittir 18. O zaman burayı soruyor bana. 5 çarpı 18 eksi 10. Burada 90. 90'dan 10 çıkartırsak sonumuzun cevabı 80 gelecek. Tamam. Yani değişik. Devam edelim. Şuradan devam ediyoruz. Ha bak güzel soru. Diyor ki bak. Bak. Okuyalım önce soruyu. Dikdörtgen şeklindeki kağıdın uzun kenarından 1 bölü 5'i kendi üzerinde katlandıktan sonra kısa kenarında 1 bölü 4'ü Şekil 3'teki gibi katlanıyor. Şekil 4'te başlangıçtaki kağıdın ön yüzünün görünen kısmının alanı 216 santimetre kare. Kağıdın katlamadan önceki bir yüzünün alanı kaçtır diye soruyor. Bak şimdi. Şöyle yapıyormuş. Bu uzun kenarının 1 bölü 5'i kadar sağ tarafa katlıyoruz. Şekil 2'yi oluşturuyoruz. Daha sonra kısa şey pardon özür dilerim. Kıs, ee, aynen. doğru doğru sıkıntı yok. Daha sonra kısa kenarının 1 bölü 4'ü kadarını üstüne katlıyoruz. Ve şurada oluşan mavi bölgenin alanı 216 oluyor. Buna göre diyor e, en başlangıçtaki şu yüzün alanı kaçtır diyor. Şimdi ben tamamına 5x diyorum uzun kenarı. 1 bölü 5'i x yapar. x de buraya katlandıktan sonra gelir. Yani burada 3x kalır. Çünkü bak burası x ama açılınca bunu aç böyle. Şunu aç böyle geri. x de burası 2x. 5x olması için 3x. Şurası 3x'miş tamam. Aşağı inip devam ediyorum bak şimdi. Şimdi şurası 3x mi? Şuranın uzun kenarına da arkadaşlar ne diyelim? 4y diyelim. 4y'nin y'si burada. Katlanınca bir y de buraya gelir. Son duruma baktığınız zaman bak. Bunu tekrar aç şöyle. Y burada. Y burada. 2y. O zaman buraya da 2y kalır. 4y dediğim için. O zaman burası da 3x'ti. 3x çarpı 2y 216'ymış. 3x çarpı 2y eşittir. 216. Tamam mı? Şimdi 3 kere 2 6. 216 ile sadeleştirirsem x çarpı y eşittir. 216 bölü 6'dan 36 gelir. Soru bize neyi soruyor? Başlangıçtaki alan. E başlangıçta 5x çarpı şuraya da 4y demiştik. Alanımız 5x çarpı 4y. Yani 20 çarpı x çarpı y. E ben x çarpı y'yi zaten 36 bulmuştum. 36 ile 20'yi çarparsam sorumuzun cevabı 720 yapar. Bence çok tatlı bir soru. Böyle Katlama matlama da var. Tam böyle sınavlık bir soru. Ben size söyleyeyim mi? Yani güm diye karşınıza çıkar. Ben size söyleyeyim. Burayı da hallettik. Geldik şuraya. Ee, şu soruyu çıkarmıştım arkadaşlar. Buranın sorusu değil. Vazgeçtim. Onu çıkarmıştım. Şu soruyla devam edeceğim. Şöyle. Şekildeki karton Şekildeki bir karton Tamam. Kare eş kare parçalara bölünmüş ve bu parçalardan bazıları maviye boyanmıştır. Şekil çektim. Boyalı parçalarının mavi if, parçalarını ifade eden kesir A, boyalı olmayan parçalarını ifade eden kesirin 4'te 3'ü de B ise B/A bölü A kaçtır? Şimdi burada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Burada 25 tane kare var. Doğru mu? Boyalı şi, parçalarını ifade eden kesir 1 2 3 4 5 tanesi boyalı. E, o zaman 5 bölü 25'tir Bizim A'mız Yani 1 bölü 5 B'ye baktığımız zaman B diyor ki Boyalı olmayan parçalarını ifade eden kesrin 4'te 3'ü Şimdi boyalı 5 bölü 25'si Boyalı olmayan da 20 bölü 25'tir Kalanıdır yani Bunu 4'te 3'ü diyor Yani 3 bölü 4'ünü alacakmışız Bununla bu sadeleşir 5 Bunda bunu sadeleşir 5 Bu da 3 bölü 5 A bölü B bölü A oranı. Yani 3 bölü 5 bölü 1 bölü 5. 5'ler birbirini götürürse 3 bölü 1'den cevabımız ne gelir? 3 gelir. Anlaştık mı? Tamam değil mi? Sıkıntı yok. Geldik şimdi şuraya. Bir çaydanlığın 5 bölü 6'sı çay doludur. 2 bardak bardaklar tam dolacak şekilde çay doldurulunca bardaklardaki toplam çay miktarının çaydanlıkta kalan çay miktarına oranı 2 bölü 3 oluyor. Buna göre tam dolu çaydanlıkta kaç bardak tam doldurur? Bak şimdi. Bir çaydanlık var. Çaydanlık. 6x'i e, çaydanlığın tamamı. Dolu kısmı 5x, 5 bölü 6'sı doldur diyor ya. Boş kısmı da x. Boş kısmına da x dedim. Özdeş 2 bardağı bardaklar tam dolacak şekilde çay doldurulunca bardaklardaki toplam çay miktarını çaydanlıkta kalan çay miktarını oranı 2 bölü 3 oluyor. Şimdi arkadaşlar bir tane bardak y'lik yer alsın. 2 bardak 2 y'lik yer alır. Tamam mı? 2 bardakla doldurduk. O zaman çaydanlıkta 5x dolu kısmımız vardı. 2 y'si gitti. Artık 5x eksi 2 y'lik dolu kısmımız var çaydanlıkta. E bardaklarda da 2 y'lik doluluğumuz var. Diyor ki doldurulunca bardaklardaki toplam çay miktarının yani 2y'nin çaydanlıkta kalan çay miktarına oranı yani 5x eksi 2y'ye oranı 2 bölü 3 oluyor diyor. Haydi bakalım. 6y eşittir. İçler dışlar yapıyorum. 10x eksi 4y. 10x eksi 4y. Bu tarafa atarsam 10x eşittir 10y'den x eşittir y. Tamam mıdır? x eşittir y bulduk mu? Bulduk. Devam ediyorum o zaman. Buna göre çaydanlıkta kaç bar çaydanlıkta kaç bar, tam dolu çaydanlıkta kaç bardak tam doldurulur? E, tam dolu çaydanlık 6x e, benim bir tane bardağım y alıyordu. E, Y'yi de x buldum. Yani benim bir bardağım x'lik çay alıyor. 6x bölü x'ten 6 tane tam doldurur. Doğru cevap Çok güzel soru. Tam sınav sorusu. Onu söyleyeyim. Farklı kapasitedeki iki bardaktan birincisi hacminin iki, birincinin hacminin ikincinin hacmine oranı 2 bölü 3'tür. Hmm. O zaman şöyle diyelim mi? Birincinin hacminin ikincinin hacmine oranı 2 bölü 3 bu 2 ve bu 3 V'lik su alıyor diyebiliriz. Değil mi? Sıvı alıyor. Birinci bardağın 3 bölü 4'ü 2 V'nin 3 bölü 4'ü ikinci bardağın 1 bölü 2'si. Yani 3V'nin de 1 bölü ikisi dolu. Ne soruyor bize soru? Birincinin ikinciye hacminin oranı. E bitti. Bunların oranını soruyormuş aslında bize. Bu kolaymış. Bununla bu birbirini götürdü. E bu 3 ile bu 3 birbirini götürdü. 2 bölü 4 orada 1 bölü 2 var. Burada 1 bölü 2 yazıyor. Burada da 1 bölü 2 yazıyor. O zaman sorumuzun cevabı 1 geldi. Yanlış yapmadım değil mi? 1 oldu. Evet. Yani 5. Bu ne lan? Ne büyük değil mi? Evet this is kesir problemler arkadaşlar. Şimdi sizden isteğim çok güzel bir şekilde ödev yapıyorsunuz. Önce gelin kesir problemlerimize de cızığımızı atalım. 17. gün kesir problemleri de tamam. Sayı ve kesir problemlerini arkadaşlar çok güzel konu anlatım artı yeni nesil sorularıyla zaten bitirdik. Zaten problemlerin çok fazla bir konu anlatımı yok. Soru çözmek, soru çözmek, soru çözmek, soru çözmek. Problemin ana temel anahtarı sürekli olarak soru çözmek arkadaşlar. Yaş problemlerine geçeceğiz 18. günde ama geçmeden önce sizden isteğim şu kesinlikle ama kesinlikle mutlaka ve mutlaka TET ilk adım soru bankasından sayı ve kesir problemlerini tamamen bitirin. Burada 7 test var arkadaşlar. Kesir sayı problemlerinde toplamda 4 test var. Kesir problemlerinde toplamda 3 test var. Toplamda 7 soru. Ama şey 7 test. 7 test ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada 60 soru falan vardır yani. Hatta sayalım mı? Gel. Gel senle beraber sayalım. Burada kaç soru var? 15 soru. Burada kaç soru var? 12. 27 oldu. 27. 37. 38. 8 de burada. 46. 46. 46 58 68 69 7 daha 76 tane ödeviniz var. Sayı kesir problemleri dahil. Lütfen güzel bir şekilde yapın. Yaş problemlerinden sonrasına temiz gelelim. Yaş problemleri de tamam ama ondan sonra hareket hareket iyice işler değişecek. O yüzden sayı kesir problemlerini sıkı tutalım. Bak, sayı kesir problemlerin güzel olursa var ya TYT'nin genelinde çok rahat edeceksin. Çünkü artık adamlar Sayı basamaklarının da soruyorlar. O da problem sorusu haline geldi. Köklü sayı da problem sorusu haline geldi. Mutlak değer de problem sorusu haline geldi. Üstü sayı da problem sorusu haline geldi. Çarpanlara ayırma da emin ol bir problem sorusu. O yüzden mümkün olduğunca sayı kesir problemlerini sağlam tutarsanız TYT'de rahat edeceğinizi söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. 18. gün yaş problemlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.